Çoluk aslında fuarın en büyük avantajlarından birisi de bilgi kaynağından öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta tadıp deneyebiliyorsunuz burada görmüş olduğunuz gibi. Ve burada pehlivan peynir yağ, zeytinyağları var. Burada tadıyorlar. Bu şekilde fiyat mı soruyorlar? Şöyle gösterelim. Hanımefendi tadıyor şimdi. Şimdi de soracağız tadı nasılmış. Tadını beğendiniz mi efendim? Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. Ankara'dan. Egeli değilsiniz yani. Hayır değilim. Değilim. Ama geldiniz galiba. Geldim zeytinyağı evet. Zeytinyağı mı alacaksınız? Evet zeytinyağı alıyorum. Niye dikkat ediyorsunuz zeytinyağı alırken? Bu ben biliyorum zaten Aktur Datça'dan bu markayı. Evet. Gırtlağımı yakması benim özellikle hoşuma o gidiyor. O astronomiyle alakalı evet, biraz. Evet, evet. Seviyorsunuz. Evet, evet, evet. Tavsiye ediyor musunuz? Çok tavsiye ederim. Yılda kaç litre zeytinyağı tüketiyorsunuz? Aşağı yukarı 1,5 litreye yakın. 1,5 litre. Daha fazlasını da tüketemiyorum. Tüketemiyorsunuz. Peki. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili, Ege günleriyle ilgili? İlk defa geliyorum ama çok hoşuma gitti. Çok hoşuma. İlk defa katılıyorum. Ankara'da ilk defa fuara. Ankara'da ilk defa fuara katılıyorum. Ama pişmanım daha evvel katılmadım. Katılmadığınızda pişmansınız. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür günler. Ediyorum. İyi günler. Kahvaltıda falan kullanabilirsiniz. Ama genelde cilt için kullananlar oluyor. Veya sabah açıklarına bir çay bardağı, yarım çay bardağı içebilirsiniz. Bağırsakları falan çalıştırıyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Saçlarına falan kullananlar da çok iyi şey oluyor. Arkadaşlar zeytinden süt de yapmışlar. Biraz anlatır mısınız? Yarım kaldı konuya ama. Zeytin sütü, zeytin taş eğmenlerde ezildikten sonra posasından elde edilen yağ. O da bir çeşit zeytinyağı. Hiçbir işlem şey görmüyor. Gibi. Asit oranı yok. Pardon, unuttum ya. İkinci işlemden geçilen zeytinyağı ne diyorlardı? Rivera. Rivera değil, onlarca bir tane daha vardı. Pirina yağı. Pirina onun için gelecek mi? Evet. Pirina yağı arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Ne kadara satıyorsunuz zeytin? 35 lira yarım litresi. Yarım. Tek ambalajları var zaten. Onlar 135 lira. Beşli. Böyle fiyatları. Bu geçen sezonun ürünü mü yeni sezonun? Yeni sezonun. Yeni çıktı mı? Evet. Bizim orada daha erken çıkıyor. Daha erken satılıyor başladı o zaman. Evet. Damlı yani. Evet. Ama normalde dükkanda da fiyatlarımız bu şekilde geçen bizim. Geçen sezon ne kadardı beşli? Geçen sezon ben yoktum o yüzden bilmiyorum. Peki teşekkürler. Rica ederim. Evet şöyle de soralım arkadaşlar. Datça, pehlivan, Muğla olarak geçiyor ama Muğla'nın zaten incirler de vardı. İncir ne kadar? 40 lira. 40 lira. Bu şekilde Datça, Akbadem 80 TL diye geçiyor. Ve bir saniye. Süt reçelini biliyorsunuzdur artık. Son zamanlarda bayağı bir popüler arkadaşlar. Burada da bal ikram ediyorlar. Evet gezmeye devam ediyoruz.